C hocam. Cevap C. Kapıları Türklere açıldı. Biraz soğuk olsun. Mis gibi Amasya elması. Etifur. Malazgirt meydan muharebi sonucunda. Aydın inciri. Ye ye kafan çalışsın. Patates cipsi. Mükemmel. 1071 yılında yapılan. Bu da sonlaması. Lan tablet nerede? Soruma Harun cevap versin. Evet çocuklar. Dersimiz bitti. Her şeyi öğrendiniz. Şimdi sizlere soru soracağım. Söyleyin bakalım. Amasya'nın en meşhur meyvesi nedir? Acaba ne ki? Hay Allah, hiç bilmiyorum ki. Oğlum, canım oğlum. Bak sana elma getirdim. Mis gibi Amasya elması. Teşekkür ederim anneciğim, çok sağ ol. Cevap verecek yok mu aranızda çocuklar? Öğretmenim. Ben cevap verebilir miyim? Söyle bakalım Cengiz. Neymiş acaba Amasya'nın en meşhur meyvesi? Amasya'nın en meşhur meyvesi elmadır, elma. Aferin oğlum, doğru bildin. Aferin sana Cengiz. Bir tane daha soru sorayım. En çok incir üretilen ilimiz neresidir? İncir mi? İncir. Oğlum, sana incir getirdim. Aydın inciri. Ye ye kafan çalışsın. Çok teşekkür ederim anneciğim. Çok teşekkür ederim. Hadi çocuklar. Cevap verecek yok mu? En çok incir üretilen ilimiz neresidir? Çok basit. Öğretmenim. Ben biliyorum. Söyle o zaman Cengiz. Neresiymiş? En çok incir üretilen ilimiz Aydın'dır. Aydın. Aferin Cengiz. Bunu da sen bildin. Peki o zaman çocuklar. Son sorumu soruyorum. Kayısı hangi ilimizin en meşhur meyvesidir? Kayısı. Anne. Bizde kayısı var mı? Oğlum maalesef kayısı yok. Ama çarşıya çıkınca en iyisinden Malatya kayısısı alalım. Öğretmenim cevap verebilir miyim? Canlı derse 5 dakika kalmış. O zaman hazırlıklarımı yapayım. Canlı ders çok eğlenceli geçecek. Birazcık yiyecek. Evet, birazcık yiyecek iyi olur. Şuradan biraz çikolata. Biraz çikolata olsun. Biraz Hindistan cevizli çikolata olsun. Valla canlı derste yiyecek yemezsek vakit geçmez abi. Canlı ders nasıl geçsin? Çok uzunmuş lan bunlar. Nasıl bitireceğim? Etipuf. Oho yoksa nasıl geçsin? Biraz daha etipuf. Hoppa. Allah. Neyim kakaoluymuş. Ben nereye düştüm? Patates cipsi. Mükemmel. Aynen. Seni çok seviyorum bak. Ne varmış burada? Yer fıstıklı mısır çerezi. Bu da çok güzel. Mis. Ve abiniz geliyor. Oğlum. Tamamlayıcınız. Tutturut. Şalgam. Şalgam tabii ki. Acılı, şekersiz şalgam. Bu da şurada dursun.
Lan tablet nerede? Oğlum tablet nerede? Yön ders başlayacak şimdi. Oğlum! Bu ne hal? Ne yapıyorsun sen burada? Yoksa kantin işletmeye mi başladın? Yok baba ya, ne kantini? Canlı ders için ufak hazırlıklar yapmıştım işte hocayı beklerken. İyi de bu kadar yiyecek nedir? Masanın üstünde kitap yok, defter yok, kalem yok, abur cubur dolu. Ya baba, bunları yemeden ders anlayamıyorum ki, onun için yiyorum. Yoksa yemem yani, hepsi canlı ders için. Allah Allah. Yoksa siz yerli malı falan mı yapacaksınız? He, evet evet, doğru bildin baba, yerli malı. Biz her gün yerli malı yapıyoruz, her ders. Yerli malı gibi geçiyor yani. İyi tamam. Yerli malı yapıyorsunuz da. Oradakilerin kaç tanesi yerli? Hepsi yabancı onların. Olur mu ya baba? Burada şalgam var, şalgam. Bu bir tane şalgam, bunların hepsine bedeldir. La havle ve la kuvvete. Bu canlı dersler yüzünden ülke ekonomisi çöktü. Gıda fiyatları tavan yaptı. Bıktık ya. Evet arkadaşlar, 1071 yılında yapılan Malazgirt Meydan Muharebesi sonucunda Anadolu'nun kapıları Türklere açıldı. Şimdi bir soru soralım bakalım. Soruma Harun cevap versin. Haruncuğum, kameranı aç bakayım. Hocam, açmasam olmaz mı? Aç bakayım kamerayı, aç. Tamam hocam, madem ısrar ettiniz açıyorum kamerayı. Oğlum bu ne hal? Sen canlı derste mangal mı yapıyorsun? Ne yapayım hocam? Bizim piknik saatine ders koymuşlar. Ne yapsaydım? Pikniği mi iptal etseydim? Evladım, Harun, sen bana konum at hemen, ben de geliyorum. Tamam hocam, konum atıyorum. Buyurun gelin, bekliyoruz. Konum at, konum. Mangal, mangal.